Savaş yapıldığı, yoksa özgür bir ülkesinin Birleşmiş Milletler'in aldığı karar çerçevesinde iki devlet diyorum. Sorularınız varsa birlikte hatalarından veya hoca hatalarından Filistin'in yıllar boyu çektiği acıların maalesef son dönemde yine İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, savaş hukukunu yok sayan, insanlığı yok sayan büyük bir vahşete dünya şahitlik ediyor. 21. yüzyılda güya insan haklarının, özgürlüklerin zirvede olduğu bir dönem diye tanımlanan ve Avrupa'nın özellikle bunun bayraktarlığını yaptığını iddia ettikleri süreçte tavırları tüm dünyayı derinden yaralıyor. O coğrafya maalesef 70 yıldır hep acıyı, gözyaşını yaşamaya devam etti. Pek çok insan hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar da hep açık hava hapishanesinde. Bu savaşlar derhal durmalı. Masaya oturulmalı. Değilse savaşın kazananı yok. Binlerce insan hayatını kaybettiği gibi milyonlarca insan da yerlerinden, yurtlarından ediliyorlar. Türkiye haklı olarak tüm uluslararası arenada Filistin'in yanında durduğunu haykırıyor. Ve bu haksızlığın bir an önce sona erdirilmesi, bu ateşin söndürülmesi ve kalıcı bir barışın sağlanması için tüm taraflarla da görüşmelerine devam ediyor. Çünkü Konya büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Yarın başlıyor malumunuz. Gala programında da yine Cumhurbaşkanımızı davet etmişlerdi. O da katılmayı çok arzu ediyordu. Ancak gündemin sıcaklığı ve sürekli temaslar Cuma günü Konya'ya gelme imkanını ortadan kaldırmış oluyor. O